Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, havacılık dünyasında yeni bir dönem başlatan devrimci bir savaş uçağının Sukhoi Su-75 Checkmate'i tanıtacağız. Rostec ve Sukhoi'nin bu son teknoloji ürünü, üstün yetenekleri ve maliyet etkinliği ile dünya çapında büyük ilgi çekiyor. Arjantin, Hindistan, Vietnam, İran ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden oluşan geniş bir pazar kitlesine hitap eden Su-75 Checkmate, 300 uçaklık bir talep ile savaş uçağı pazarında yeni bir sayfa açıyor. Bu videoda, Çekmet'in olağanüstü özelliklerine, yenilikçi tasarımına ve hava savaşındaki potansiyel etkilerine derinlemesine bir bakış atacağız. Sukhoi Su-75 Çekmet'in heyecan verici dünyasına katılın ve havacılık tarihindeki bu dönüm noktasını daha yakından tanıyın. Videomuzu izlemeye devam edin. Sukhoi Su-75 Çekmet Aynı zamanda hafif taktik uçak olarak da adlandırılan, Rus havacılık tasarımı ve teknolojisinde önemli bir atalımı temsil ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki döneme dayanan köklü bir geçmişe sahip olan Rus uçak üreticisi Sukhoi tarafından geliştirilen Su-75 çekmeyit, ihracat ve Rusya Havacılık Kuvvetleri için tasarlanmış tek motorlu bir gizli savaş uçağıdır. 2021 Max Hava gösterisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla dünyaya tanıtılan çekmiyetin prototipi küresel ilgiyi üzerine çekti. Uçağın geliştirme süreci 2023 için planlanan ilk uçuşunun ardından 2024'e ertelenen iddialı planlarla başladığı ve ilk teslimatların 2026 ile 2027 arasında için hedeflendiği belirtildi. Düşük maliyetli olarak tasarlanan Checkmate, Lockheed Martin F-35 Lightning 2 ve Senyang F-31 gibi hafif ve orta ağırlıkta savaş uçaklarıyla rekabet etmeyi hedefliyor. Üretim tahmini, 15 yıl içinde 300 uçak üretmeyi hedefliyor. Checkmate'in tasarımına yaklaşım, performans ve gizlilik yeteneklerini vurguluyor. Uçak, radar imzasını azaltmak için tasarlanmış bir süpersonik girişsiz hava girişi, 1.5 kuyruk ve dahili silah bölmeleriyle donatılmıştır. Boeing X-32'de ilk kez tanıtılan desiyüklü konsepti McDonnell Douglas F-15 veya Sukhoi Su-27'deki gibi daha karmaşık giriş tasarımlarına kıyasla mekanik olarak basittir ve maliyetleri düşürür. if 23 Northrop'un benzeri olan 5 kuyruk tasarımı, asansörler ve bir kuyruk yerine hem yükseklik hem de yön kontrolünü sağlayan bir çift birleşik rudervator ile işlevleri entegre eder. Bu, geleneksel kuyruklardan daha sofistike uçuş kontrol sistemleri gerektirir ve çekmeyte yer alan gelişmiş mühendisliği vurgular. Performans açısından Su-75 etkileyici bir şekilde inşa edilmiştir. Tasarımcılar, uçağı 3000 kilometreye kadar bir menzille, 7400 kilograma kadar bir yük taşıma kapasitesiyle ve Maceh 1.8 ile 2 arasında hızlara ulaşacak şekilde donatmışlardır. Savaşçı, hem hava hava hem de hava yüzey savaş görevleri için hazır olan 5 füze ve bir otomatik top ile donatılmış bir dahili silah bölmesi ile donatılmıştır. Kaputun altında Su-75, aynı zamanda yükseltilmiş Su-57 M varyantında kullanılan Saturn izdeliğe 30 motoru tarafından güçlendirilmektedir. Bu motor, seleflerine kıyasla önemli bir gelişme kaydetmiş, %30 daha hafif ve %18 daha etkili olmuştur kuru modda 107.9 kN ve sonrasında yanıcıda 171.7 kN itiş gücüne sahip olan izdeliğe 30, modern savaş gereksinimleri için geliştirilmiş performans ve daha uzun operasyonel ömür vaat ediyor. Aviyonik açısından, Checkmate açık mimarili bir elektronik altyapıya, çoğunlukla yerleşik matriyuska teşhis sistemlerine sahip. Prototip, aktif faz dizili bir radar ile inşa edilmiştir ve uçak için maliyet etkin bir AES radarı geliştirilmesi planlanmaktadır. Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından bir maliyet azaltma ve bileşen standartizasyon stratejisi izleyerek, Çekmeyip Su-57 ile aynı bileşenleri ve aviyonikleri paylaşacak. Gelişmiş tasarımına ve yeteneklerine rağmen, Su-75'in gelişimi özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Bu yaptırımlar Rusya'nın Avrupa Birliği'nden yarı iletken ve yüksek teknoloji işleme ekipmanları ithalatını etkileyerek uçağın gelişimini ve ihracat satışlarını olası bir şekilde durdurdu. 2023 Kasım'ında Rostec Su-75'i seri üretime geçirmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Batılı gazetecilerin tanımladığı gibi, uçağı kişisel olarak gören ilk Batılı gazeteci olan Nebil Cener Bodner, kokpitin fotoğrafını çekme yasağı nedeniyle bir görüş açısı fotoğrafı sağlayamadı. Bodner'a göre, kokpit düzeni Su 57'ye benzer. İki ana çok fonksiyonlu licede ekran ve geniş açılı bir başüstü ekran ile cam bir kokpite sahip. Rostecin ana şirketi olan Sukhoi, çekmek için ana pazarlar olarak Arjantin, Hindistan, Vietnam, İran ve birkaç Afrika ülkesini öngörüyor ve 300 uçaklık bir talep öngörüyor. Uçağın ileri teknolojisi, maliyet etkinliği ve çok yönlü yeteneklerinin kombinasyonu onu küresel savaş uçağı pazarında güçlü bir katkı olarak konumlandırıyor ve yıllar boyunca askeri havacılığın ve hava savaşının dinamiklerini değiştirebilme potansiyeline sahip. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz Lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.